Sarumav Delal, Smah Herami, Sernava Partiye Heremen Demokratik ve Murası Lavrezov Rusnu. Eki desti Roze, Roze desti imamı Guretu, Hekra minnete kardo, Kate hep de kabul bo. Sara Levi dem devrani nadina de zaf zor dariki. Maravani serva Levi la zaçino, maravani inama Levi la zaçino. Ama makizanım ki Kerbela'da Hazreti Hüseyin Havtu zibre rehevalı kode çıtır kovardayı sokoda maki hinkeme. Ten alevi ne? Kam ki raşti alevi, kam ki hakikat alevi naskeni iki rehevalı bir mahin zannedir. Merhaba değerli arkadaşlar. Demokratik Bölgeler Partisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Alevi toplumu açısından önemli bir gündemdeyiz. Binlerce yıl önce Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yol arkadaşlarına Yezid'in iktidarına ve zorbalığına karşı yürütmüş olduğu direniş, hak ve hakikat direnişi bir gerçeklik olarak halen daha coğrafyamızda hayat bulmaya devam ediyor. Aleviler 12 gün boyunca Muharrem oruçlarını tuttular ve 12 günün sonunda da aslında binin bir, birin de bin olduğu aşure lokmasıyla hem direnişlerini, hem yaslarını, hem de varlık mücadelelerini göstermeye devam ediyorlar. Bizler de parti olarak burada bulunan bütün mücadele arkadaşlarımızla birlikte bu hakikatin farkındalığıyla devam ediyoruz. Tekrardan orucunu tutan, duasını eden herkesin orucu da duası da hak katında kabul olsun diyorum. Yine bugünün bir anlamı daha var. 12 yıl önce Rojava'da bir devrim gerçekleşti. Kadınların öncülüğünde dünyada görülmemiş bir çete anlayışla, bir barbarlıkla, insanlık dışı bütün yöntemleri kullanan IŞİD'e, özellikle Kürt halkını ve kazanımlarını hedef alan IŞİD'e en güçlü cevabı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaycısıyla Kürt halkı verdi. Dolayısıyla Rojava'da açığa çıkan ortak yaşam iradesini Kerbela'daki direnişten de bağımsız ele almadığımızı ifade etmek isterim. Kerbela sadece Alevi toplumu, Alevi inancı açısından değil, bu coğrafyada yaşayan bütün farklı inançlar açısından mazlum hakların bir sembolüdür. Öyle görüyoruz. O yüzden de bugün aslında hep birlikteyiz. Farklı inançlardan, farklı haklardan olsak bile hep birlikte hem yasımızı, hem mücadelemizi, hem de direnişimizi ortaklaştırmak için buradayız. Yine bu ülke koşar adım savaşa sürüklenmek istiyor değerli arkadaşlar. Güney Kürdistan'da mevcut iktidar eliyle yeni bir savaş süreci başlatılmak isteniyor ki uzun bir süredir de aslında bir işgalle karşı karşıyayız. Bölgede yaşayan Kürt halkının hem vermiş olduğu mücadelenin kendisi hem de kazanımlarının kendisi değil Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, dünyaya bir model olmuşken ve Türkiye bunların kabulüyle ortak yaşam iradesine saygı gösterirken Kürtlerin tarihsel mücadelesine saygı göstermek yerine yeniden Kürt halkı başta olmak üzere bu coğrafyada yaşayan herkesi, Orta Doğu'da yaşayan bütün halkları yeniden bir savaş çemberisi içerisine koymaya çalışıyor. Geçit vermeyelim değerli arkadaşlar. Nasıl aşure bizi birbirimizin yanına getirdiyse, nasıl aşure bizi bir birlik olarak bir araya getirdiyse, savaş karşıtlığı, hak düşmanlığı karşıtlığı, Kürt halkına, Alevilere, kendileri gibi olmayanlara dönük karşılığı karşısında birlik olmak durumundayız. Bu coğrafyanın mayasında bir arada ortak yaşam iradesi var. Bu coğrafyanın mayasında farklılıklar var, her biri bir zenginlik. Bu zenginliklerin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Sözlerimi bitirirken hem Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşını saygıyla ve minnetle anıyorum. Rojava'da devrimi gerçekleştirenlere, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle hepsine binlerce kez selam olsun diyorum. Oradan aldığımız güçle ve inançla yeni dönemin, yeni geleceğin savaşa değil, ortak yaşama ve barışa vesile olmasını diliyorum. Lokmamız da eminim ki buna rehberlik edecektir. Hak kabul etsin.
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerle bu birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum her zamanki gibi. Hınız bugün burada toplanmış, diğer ilçelerimizden de misafirler var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ve aramızda DBP eş genel başkanımız Çiğdem Kılıçgün Uçar var. Buraya kadar geldiler, bizimle birlikte oldular. Şimdiden hepiniz adına ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Biraz sonra Çiğdem Başkan sizlere hitap edecek. Ben de kısaca bir giriş yapmak için söz aldım. Bugün biz ev sahibiyiz. Misafirlerimiz, eş genel başkanımız burada. Öncelikle bugün çok özel bir gün. 19 Temmuz Rojava devriminin 12. yıl dönümü. Bütün dünyaya ışık saçan, bütün dünyayı aydınlatan bu günü selamlıyoruz. Selam olsun Rojava devrimine, Rojava devriminde emeği geçen herkese. Önce Kerbela'da Emevi saltanatına direnen, Yezid'in zorba iktidarına biat etmediği için 72 yol arkadaşıyla beraber katledilen Hazreti Hüseyin'in ardından unutulmaz bir iz bıraktı. Ve bu iz bugünlere kadar geldi. Bütün mazlum halkların, ezilenlerin aynı zamanda ortak direnişi haline geldi bugün. Hazreti Hüseyin'in onurlu mücadelesinin şahsında bugün biz Kerbela'da tüm mazlum halkların aslında aynı zamanda sembolünü de konuşmuş oluyoruz. Bu onurlu rehberlik konusunda tarihsel miras edinen halklar geçmişten bugüne kadar hep iktidarlar tarafından dışlandı, yok sayıldı, baskıya ve zulme maruz kaldı. Bundan dolayıdır ki bugünün Yezidlerine karşı Hüseyin'i bir duruş sergilemek ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık, bu faşizm ortamında çok önemli bir yer tutuyor. Ve şunu söylemek istiyorum, eşitliği ve adaleti savunmak cümle canların yoludur ve hakikat olan herkesin görevidir. Bu yolda direnen bütün mazlum halklara, kimliklere selam olsun diyorum aynı zamanda. Ve Hüseyin'i çizgide hak ve hakikat aşkına geçmişten bugüne zulüm ve işkenceler gören, can verip yolundan dönmeyenlerin anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bu amaçla 12 gün boyunca tutulan Muharrem oruçlarının ve aşure lokmalarının hak katında kabul olmasını diliyorum. Hızır yoldaşımız olsun, aşk ile demek istiyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Serserem'in Sercan'ın.